Herkese selam. Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün cheesecake'lerin en güzelini, en sağlıklısını, en rafine şekersizini yapıyoruz. Yapımı inanılmaz pratik, pişirmesi inanılmaz kolay. Tek zorlanacağınız nokta bir gece, hemen hemen bir gece yaklaşık buzdolabında bekletmek olacak. Çünkü bu lezzeti denemek için gerçekten sabırsızlanacağınızdan eminim. Şimdi hemen yapımına geçmeden önce malzemeleri sayalım. Badem unu, yulaf unu. Bunları tabanı için kullanacağız. Bu aşamada dilerseniz sadece tamamını badem unundan ya da sadece tamamını yulaf unundan kullanabilirsiniz. Ben glutensiz bir tarif çıkarmak adına yulaf ununu da glutensiz tercih ettim. O yüzden dediğim gibi hiç fark etmiyor. Tamamını tek bir çeşit undan kullanabilirsiniz. Bu aşamada hiç problem yok. Ama lütfen ya yulaf unu ya badem unu, fındık unu, fıstık unu bunlardan tercih edin ki bizim için daha sağlıklı bir versiyon olsun. Gluten hassasiyetiniz yoksa glutensiz yulaf unu kullanmanıza gerek yok. Agave şurubu, Hindistan cevizi yağı. Bunların hepsi taban malzemesi. Şimdi gelelim krema malzemesine. Ben kuark kullanacağım. Neden kuark kullanacağım? İçerisinde sadece süt ve peynir kültürü var. Hem yağ oranı düşük, hem protein oranı yüksek, hem de yoğurt sınıfına değil peynir sınıfına giriyor. Bizler için çok daha güzel kıvam veriyor cheesecake'te. Fakat ben Deniz'cim kuark bulamadım. Ne yapayım? Ne tavsiye edersin? Şeker içermeyen başka nasıl bir alternatif kullanabilirim? Bunun yerine derseniz krema kullanabilirsiniz. Eğer krema kullanmaktan kaçınmıyorsanız, ki ben kaçınıyorum. O kadar yağ almak istemiyorum vücuduma. Ya da bu aşamada en kurtarıcımız olan tabii ki ve tabii ki süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Süzme yoğurtla da harika oluyor. Labne. Yumurta. Ben large boy kullanacağım, bilginiz olsun. Vanilya. Şekersiz kullanıyorum onu da. Bir avuç kadar ben yaban mersini seçtim. Bu aşamada çilek, vişne, her şeyi deneyebilirsiniz. Her şeyle inanılmaz lezzetli oluyor. Çileklisini de yaptım, vişnelisini de yaptım. Hepsi harika oldu ama yaban mersini daha bir hoşuma gidiyor. Ve agave şurubu kullanacağız. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Çünkü yapılışı yine inanılmaz pratik bir tarifle sizlerleyeyim. Şimdi hemen genişçe bir tabak alıyoruz. İçerisine badem unumuzu ya da bu aşamada rondodan geçirilmiş çiğ fındık, fıstık, hepsini tercih edebilirsiniz. Yulaf ununu. Hindistan cevizi yağını. Erimiş olması bizim için önemli. Erimiş olarak kullanırsanız çok daha kolay şekil verebilirsiniz. Bu aşamada alternatif olarak tereyağı kullanmanız çok mümkün. Ve agave şurubunu ekliyoruz. Agave şurubu kullanmak istemiyorsanız yerine herhangi bir hurma özü, harnup özü, dut özü, her şeyi kullanabilirsiniz. Ya da pekmez kullanabilirsiniz aynı şekilde. Ya da tamamen hurma suyu kullanabilirsiniz. Hurmayı püre haline getirip normal hurma da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi hemen taban harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra yine bir kum görseli elde ettik. Bu kum görseli şöyle üzerine bastırdığımız zaman bakın sertleşiyor. Bizim istediğimiz kıvam tam olarak bu. Hemen şimdi kalıbımızı alalım. Şimdi bu aşamada sizlere çok önemli bir püf nokta belirtmek istiyorum. Ne yaptık? Kek kalıbımız, kelepçeli bir kek kalıbı kullanırsak çok daha iyi olur. Kelepçeli kek kalıbımızın alt kısmına
yağlı kağıdı yerleştirdik. Kalan fazlalıkları kestik. Sonrasında içi için ne yaptık? Kenarlarına yağlı kağıt koymadan önce çok az bir miktarda Hindistan cevizi yağı sürdüm. Çok ince bir tabaka halinde. Bunu neden yaptım? Çünkü yağlı kağıdın muntazam durmasını istiyorum. İnce şeritler halinde kestiğim yağlı kağıdı, şöyle bakın şurada birleşim yeri var, İki parça halinde tamamen tüm kalıbımın etrafına serdim. Hemen taban malzememizi alalım, kalıbımızın içerisine döküyoruz. Yine eşit kalınlıkta olmasına lütfen dikkat ederek harcı yayın. Ve üzerine güzelce bastırarak bir spatula'ya geçeyim ben. Üstüne şöyle güzelce bastırarak tamamen tabanımızı sıkıştırıyoruz. Tabanı bu şekilde sıkıştırdıktan sonra hemen krema kısmını hazırlamaya geçelim. Hemen bir karıştırma kabı alıyoruz. İçerisine önce kuarkı ekliyoruz. Ve içerisine labnemizi ekliyoruz aynı şekilde. Agave şurubunu ekliyoruz. Bu aşamada dediğim gibi hurma özü, harnap özü, hurma suyu hepsini kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve vanilyayı ekliyoruz. Şöyle güzelce bir elde karıştıralım. Sonra çırpma aşamasına geçeceğiz. Malzemeleri güzelce birbirine yedirdikten sonra hemen bir çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Tamamen homojen bir hale geldikten sonra içerisine hemen yumurtamızın tamamını kırıyoruz. Ve güzelce yine çırpıyoruz. Tüm harcımızın tamamen karıştığından emin olduktan sonra şöyle içerisindeki hava sönsün diye birazcık bekletirken bir yandan da hemen yaban mersinlerimizi bir çatal yardımıyla eziyoruz. Bu noktada rondodan, blenderdan da geçirebilirsiniz. Fakat ben içerisinde küçük küçük parçalar almak istiyorum. O lezzeti istiyorum mutlaka. O yüzden çatal yardımıyla ezip İçerisine o şekilde ekliyorum. Ama siz bendenizcim kabuklarından rahatsız olurum, ben içinde parça parça görmek istemiyorum diyorsanız tabii ki bu aşamalar onda ya da blenderdan geçirebilirsiniz.
Şimdi hemen ezdiğimiz yaban mersinlerini de harcımızın içerisine ekliyoruz. Ve son bir kez güzelce karıştırıyoruz. Şimdi hemen kek kalıbımızı alalım ve içerisine harcımızı tamamen döküyoruz. Hemen şöyle harcımızın eşit kalınlıkta yayıldığından emin oluyoruz. Bu arada ben normalde bunu 16-18 santim çapında bir kelepçeli kalıpta yapıyordum. Fakat küçük kek kalıbımın ne yazık ki kelepçesi bozulduğu için onu attım. Bugün 23 santim çapında bir kelepçeli kalıp kullandım. O yüzden benim cheesecake'im çok daha alçak olacak. Çok daha yükseklikten fakir olacak. Fakat siz 16-18 santim çapında bir kelepçeli kalıp kullanırsanız kreması çok daha dolgun ve çok daha güzel görünecektir. Şimdi hemen nasıl pişireceğimize de değinelim. 180 derece alt üst ayarda önceden ısıttığımız fırında yaklaşık bir 40-45 dakika kadar, zaten göreceksiniz üzeri yavaş yavaş kenarları özellikle kızarmaya başlayacak. Sonra fırından çıkartıp hemen geliyoruz. Lütfen kek kalıbınızın yanına mutlaka ve mutlaka bir tane fırına dayanıklı bir sufle kabının içinde su bırakın, çok az miktarda. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü o güzel cheesecake'imiz pişerken çatlamasını istiyoruz. O yüzden de içine mutlaka, fırının içerisine mutlaka bir kap su bırakıyoruz. Hemen pişirip geliyoruz. Benim içim rahat eder mi? Tabii ki rahat etmez. Ben şimdi hemen gittim, küçük bir kap temin ettim. Benim kabım yaklaşık bundan biraz daha büyüktü. Bu 12 santim çapında, benim her zaman kullandığım 16-18 arasındaydı. Yani hemen hemen şöyle bir kaptı. Ben buna yarım ölçü yaptım yüksekliğini size göstermek için. Ve bu sefer renginin nasıl lila olduğunu göstermek için de yaban mersinlerini tamamen şöyle yakından göstereyim. Blender'dan çektim. Blender'dan çektikten sonra bir bu şekilde pişireceğim. İkisini de size göstermek istiyorum. Bir de ince halinde pişireceğim. Ama kesinlikle küçük bir kapta yüksek şekilde pişirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hem görüntü olarak hem de içinin yumuşaklığı olarak çok daha avantajlı oluyor. Deniz'cim ben yeni kap almak istemiyorum diyorsanız o zaman bu tarifi iki ölçü yapabilirsiniz. Şimdi hemen bunu da pişirip geliyorum. Cheesecake'imizi tamamen pişirdik. Bakın üzeri şöyle salladığımız zaman sallanmayacak kıvama geliyor. Ve kenarları çok hafif hafif şu şekilde kızarıyor. Bu şekilde olduğu zaman artık pişmiş demektir. Ilındıktan sonra buzdolabına alıyoruz ve en zor kısmı burada başlıyor. Yaklaşık bir gece kadar buzdolabında beklerse mükemmel olur. Tabii ki ben bekletmek istemiyorum Deniz'cim derseniz 3-4 saat sonra kesecek kıvama geliyor. Ama buzdolabına mutlaka beklemesi gerekiyor. Hemen bekletip tekrar geri geliyoruz. Bakın bu şekilde tamamen küçük olan cheesecake'imiz de pişti. Şimdi ben size dokusunu göstermek istiyorum. Yüksek olduğu zaman şu şekilde çıktığında, titrettiğinizde sallanıyor. Fakat dolapta bekleyince bir gece öncesinden tamamen donacak ve sertleşecek. Şimdi hemen bir gece dolapta bekletelim. Sonrasında istiyorum bir de yakından şöyle, bir de şöyle yakından güzelliğini göstermek istiyorum. Bunun rengi tam böyle lila gibi oldu. Harika bir görüntü oluyor. Blender'dan da geçirerek dediğim gibi yaban mersinlerini kullanabilirsiniz. Bir gece zor da olsa buzdolabında beklettiğimiz cheesecake artık kesmeye hazır hale geldi. Şimdi hemen kalıbımızı açalım. Dikkatli şekilde kalıbımızı çıkartalım. Ve hemen kenarlarını yine dikkatli bir şekilde şöyle çıkaralım. Şu
şu güzelliğe bakar mısınız? Dediğim gibi, daha önce de belirttiğim gibi, tekrar belirtmek istiyorum. Ne yazık ki kelepçesi bozulduğu için onu atmak zorunda kaldım. Bu sefer yaklaşık 23 santim bir kek kalıbında yaptığım için çok ince görünüyor. Fakat 18 çapında yaptığınız zaman o kadar dolu dolu görünüyor ki. Lütfen onda bir deneyin. Şöyle hemen dilimleyeyim. Çünkü size içini, dokusunu göstermek istiyorum. O kadar güzel, o kadar keyifli oluyor ki. Keskin bir bıçak yardımıyla dilimliyoruz. Parçalamadan inşallah. Hemen bıçağımızı temizleyelim ki temiz bir dilim çıksın. Ben 10 eşit dilime böleceğim. Bilginiz olsun. Hemen bir spatula yardımıyla alalım. Hemen servis tabağına alıyoruz. Üzerini bu aşamada dilerseniz dondurulmuş meyve ya da taze meyveyle süsleyebilirsiniz. Harika oluyor. Hemen şöyle içini ben size yakından göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? O kadar güzel bir lezzet oluyor ki hemen bir çatal yardımıyla ben size dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi hemen diğer cheesecake'in de içini size göstermek istiyorum. Şöyle kalıbından çıkartalım. Ve hemen bir dilim kesip ne demek istediğimi size göstereceğim. Çünkü bu şekilde yüksek pişirdiğiniz zaman çok daha keyifli oluyor. Hem dilimin içinin görünüşü hem yemesi gerçekten çok daha keyifli oluyor. Şimdi hemen bir dilim keselim. Ve şöyle bir dilimin size içini göstermek istiyorum. Böylece ikisinin arasındaki farkı görebilirsiniz. Hem renk farkını hem doku farkını görebilirsiniz. Nasıl pişirmek istediğinize kendiniz karar verirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hemen bir servis tabağına alıyorum. Dediğim gibi küçük kalıpta yarım ölçü kullandım. O yüzden dilim bu kadar küçük oldu. Bunu da 5 dilime böleceğim. Yine aynı kaloriyi elde etmiş olacağız. Çünkü büyüğü de biliyorsunuz 10 dilime böldük. Bu şekilde bir dilim sadece ve sadece 140 kalori yapıyor. Şimdi hemen içinde sizlere göstermek istiyorum. Bir çatal alıyorum hemen. Şöyle yakından göstereyim. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Böyle bir güzellik iddia ediyorum ki yok. Bu lezzeti mutlaka ve mutlaka denemeniz gerekiyor. Herkese şimdiden afiyet olsun.